Milli Eğitim Bakanımız ne yaşandığını açıklamak yerine basketbolla ilgilenmeyi tercih ediyor. Dün yaptığı açıklamada 10 gün önce okullar açılmış olmasına rağmen eğitim öğretim yılının 10. gününde aylardır söylediğimiz temizlik sorunu olduğunu kabul ederek ilgili bakanlarla konuştuğunu ve 120 bin kadro için çağrıya çıkılacağını söyledi. Bir demokratik ülkede herhangi bir bakan için utanç verici olabilecek eğitim öğretim yılına hazır olmadıklarını bundan daha net gösterecek bir konu zannederim olamaz. Bugün itibariyle okullar öğretmenlerin, velilerin temizlediği, temizlik olarak büyük sorunları olan kamusal mekanlar halindedir. Yine kendisinin dünkü açıklamasıyla 60 bin öğretmen gerekirken Geçen sene 23.670 öğretmen emekliyken sadece 20.000 öğretmen alacakken Danıştay sürecini bahane ederek bunu da erteliyorlar. Ve dün sonuçlar belirli bir süre açıldı E-Devlet üzerinden görüldü. Sonra kapandı ve o saatten bu yana neredeyse 24 saattir Milli Eğitim Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Bütün bunlar Temizlik görevlileri, öğretmenler, teknik personel eksikliği, olmayan güvenlikçiler, eğitim öğretim programlarının hazırlıksız olması Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetilmediğini gösteriyor. İşte o yüzden bugün Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burası Uşak'ın merkezi. Uşak'ın önemli okullarından biri, merkezdeki bir meslek okulu. 10 bölüm var burada. 5 Eylül itibariyle Burada kayıtlar alınıyordu sayın yurttaşlarımız. 7 Eylül itibariyle yani okulların açılmasına iki gün kala bu okulun taşınma kararı alındı. Öğrenciler şaşkın. Öğretmenler şaşkın. Kantinci bile şaşkın. Bütün hazırlıklar okulların açılmasına bir gün kala okul apar topar kentin dışında olan Vala Gedik Anadolu Lisesi'ne taşındı. Böylesi bir plansızlık, böylesi bir iş bilmezlik inanılır gibi değil. Koca bir okul eğitim öğretim yılına bir gün kala kentin dışına taşındı. Sonuç bu okul 16 Eylül'de açabildi. Bu okulun 90 öğrencisi okuldan ayrıldı. Çünkü okul kent dışında aileleri gönderemiyor. İki okul birleşmiş oldu. Daha da büyük sorunu söyleyeyim. Burası uygulamalı bir okul olduğu için burada 12. sınıfta örneğin yiyecek içecek bölümlerinde 12. sınıfta 31 saat, 11. sınıfta 15 saat, 10. sınıfta 10 saat, 9. sınıfta 7 saat uygulamalı çalışma yapılması gerekiyor. Bu okulda var. Bu okulda var. Ama gittikleri okulda yok. Bu plansız arkadaşların bir açıklaması da yok. Yani bir uygulamalı okula gidiyorsunuz ama uygulama yapamayacaksınız. 12. sınıfta 31 saat ne yapacak bu öğrenciler? Haftanın 31 saati ne yapacaklar? Başka bir iş bilmezlik söyleyelim. Bu arada bilişim, muhasebe büro gibi başka bölümleri var. Onların da uygulama atölyesi yok. Giden öğrenciler mutsuz, veliler mutsuz. Çünkü uygun olmayan bir okula gitmişler. Misafir edenler mutsuz çünkü onların okullarına da bambaşka bir okul tipi gelmiş, yerleşmiş. Okulların sınıfları açılamıyor, atölyeler yapılamıyor, yönetimler arasında uyumsuzluk, mutsuzluk var. Peki başka bir şey söyleyeyim. Bu okul neden taşınmış? Şimdi bu milli eğitimi yönettiği iddiasında olanlar çıkar kalkarlar derler ki e yani ne yapalım okulu güçlendirmemiz gerekiyordu derler mi Sayın Vekil? Derler. derler. Ne zaman yapılacaktı bu okul? Ne zamandan beri yapılacak? 2008'den bu 2008'den yana. bu yana. Ali Karaoba vekilim bunu daha önce de sordu, araştırdı, konuştu. Özkan yakalayalım vekilim ondan önceki dönem Uşak milletvekilimiz takip etti. 2008'den bu yana. Önceki vekilimiz burada, şimdiki vekilimiz burada, il başkanımız burada. 2008'den beri güçlendirilme ihtiyacı belli olan bu okul. 16 yıl sonra okulların açılmasına bir gün kala apar topar başka yere taşındı. Ve ben bu yeteneksiz arkadaşların başka bir marifetini daha söyleyeyim. Şimdi burası resmi bir kurum olduğu için basını içeri davet etmiyorum. Ama sorsunlar bakalım Uşak Milli Eğitim Müdürü'ne. Daha geçen yıl daha garantileri bitmemiş sıfır bir ısıtma sistemi kurdular burada. Yıkacaklar şimdi. Elektrik sistemini yedilerler burada. Yıkacaklar şimdi. Ve sonra Milli Eğitim Bakanı hiç utanmadan, hiç sıkılmadan tasarruf tedbirlerinden bahsediyor. Küçük küçük çocuklar taşımalı eğitimle başka yerlere taşınıyorlar. Para yok diye 30 kilometre ötede olanlar annelerinin babalarının yanından ayrılıp yurtlara yerleştiriliyorlar. Siz ne kadar iş bilmez insanlarsınız. Siz özel bir çalışmayla mı bir araya geldiniz? Siz hiçbir işi doğru yapmaz mısınız? 16 yıldır yıkılacağı belli olan bir okula bu kadar çok yatırım yapılıp okulun açılmasına bir gün kala hangi mantıkla taşıdınız? Ama Uşak'taki sorunlar bu kadardan ibaret değil ki. Bu iktidarın temel gündemlerinden birisi Cumhuriyet'in eğitim kurumlarını tek tek yıkmaktır. Şimdi burada olanlar ben hariç herkes Uşaklı basın mensupları Uşak'ta gezerse bu dediğimi teyit edebilirler. Her kentin bir tarihi var. Her kent kendi eğitim tarihiyle yaşıyor. Uşak Lisesi yıktılar. Besim Atalay Ortaokulu yıktılar. Kız Meslek Lisesi yıktılar. Endüstri Meslek Lisesi yıktılar. Oran Dengiz Anadolu Lisesi yıktılar. Peki bu beyler bunları yıktılar Yaptılar mı? Yapmadılar. Çünkü kafalarında halisane hiçbir duygu yok. Uşak'ta mezun olan insanların yanlışsam düzeltin herhalde yüzde yetmiş sekseni bu okullarda okumuştur. Ya siz uşaklıların analarını çaldınız be kardeşim. Ya siz niye düşmansınız bu millete bu kadar? Öğretmene düşmansınız, öğrenciye düşmansınız, veliye düşmansınız. Ya sizi kim gönderdi buraya? Siz nasıl bir araya geldiniz bir ekip olarak? Peki şimdi ne var? İsimlerini tek tek saymayayım. Başka güçlendirme için boşalttığınız okullar başka okullara hicret ettiler. 23 Nisan okulu 1 Eylül'e Ömer Bedrettin, İzzettin Çalışlara, İlyaslı İlyas Ortaokulu'na, Fen Lisesi Halk Eğitim'e, Çevreköy Okulu Malkoçoğlu'na gitti. Ege'nin ortasında güçlü gelişmiş bir il İkili öğretim pençesinde. İkili eğitim ne demek? Sayın yurttaşlarımıza buradan söylüyorum. İkili eğitim demek bir ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin dört yılda bir yıl az okuması demek. Sayın Milli Eğitim Bakanı, o bakanlığı yönetmiyorsunuz. E madem basketbol da seviyorsunuz, bırakın o bakanlığı. Rahatlasın bakanlık. Gidin basketbol oynayın. Velileri, öğrencileri rahat bırakın. Bu kadar iş bilmezlik, bu kadar plansızlık, bu kadar yönetmemezlik, yönetememezlik. Bu ülkenin bunu kaldıracak bir zamanı yok. Bu ülkede 20 milyon öğrenci var. İlkokulda, ortaokulda, lisede. 7 milyon üniversite öğrencisi var. 1.2 milyon öğretmen var. Bu okulda 65 kişi vardı. Bu öğretmenler bir günde başka bir yere gittiler. Bu okulun bir kantincisi vardı. O da bir insan. E kantin kapandı şimdi öbür okula gidemedi. Nasıl olacak? Atölyeler yok. Öğrenciler atölyede eğitim alamaz. Nasıl olacak? Yönetiyor musunuz? Yönettiğiniz mi zannediyorsunuz? Bu ve benzeri konularla ilgili Sayın Bakan'a soruyoruz. Her gün bir yerden belirli bir sorunla ilgili fikrini istiyoruz. Aylarca cevap verilmiyor. Dün yaşanan skandala 24 saatte bir açıklama yapmayanlardan Belki de çok şey bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı'nı ülkedeki en önemli bakanlıktan sorumlu olduğunu hatırlatıyorum. Gereğini yapmasını, görevinin gereğini yerine getirmesini ve sorumluluk almasını buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.